Fragmanı inceleyeceğiz ama önce şu postere bir göz atalım. Yani baya kötü yapmışlar. Renkler garip. New York silüetinin yanında Washington anıtını eklemişler. Evet biz de anıt orada diye filme gidecektik. Ayrıca son fragmanda hiç gözükmeyen May halamızı postere koymuşlar. Herkesin boyutu da çok garip. Bu baya garip bir poster. Iron Man posterinde bulunmayan Happy Hogan neden burada peki? Neyse. Gerçi onu seviyoruz. Bu arada Peter'ı canlandıran Tom Holland'ın Hugh Jackman'a gönderme yaptığı bu videoyu izlediniz mi? Yeah, whatever, Hugh Jackman. Ah! Fark etmiş olacağınız gibi Spider-Man Homecoming'ten 3. fragman geldi ve biz artık yorulmaya başladık. Fragmanlardan çıkardıklarımızla filmin senaryosunu yazabilirmişiz gibi geliyor. Yani fragmanı izlemediyseniz izlemenize pek gerek yok. Zaten filme de gideceksiniz. İsterseniz bu videoyu da kapatın. Üzülürüz ama kapasanız haksızsınız da diyemeyiz. Hem uluslararası hem de Amerikan fragmanı yayınlanan filmde Spider-Man'in kullanabilmesi için 500 küsür A kombinasyonu var. Spider-Man'in mentörü olan Tony Stark onun içinde Jarvis benzeri bir asistan hazırlamış. Gerçi 500 çeşit A kombinasyonuyla ne yapacak onu da çok merak ediyoruz. Bildiğimiz Spider-Man'in bir tane A olur ve onunla yetinir. Artık bu gençlik iyice hazıra konmaya alıştı. Stark'ın ona sarılma numarasıysa bizi gene güldürdü. Bu iki karakterin ilişkisi eğlenceli olacak. Peter, arkadaşlarına meşgul olduğu zamanlarda Stark için stajda olduğunu söylüyor. Bu staj sahneleri bizi şimdiden güldürdü. Bisiklet hırsızına Grand Theft Bicycle demesi iyiydi. Ayrıca neden kıyafetinde 500 tane A kombinasyonu olan Spider-Man, Tony Stark'la konuşmak için telefon kullanıyor? Şımarıklığa bak. Ha bir de bu sahne var. Burada kıyafetinden paraşüt çıkıyor. Peki bir dağda falan olsaydı kıyafet bir anda monta dönüşecek ve ayağından kayak takımı mı çıkacaktı? Her neyse. Saçmalamayı bırakırsak Spider-Man'in kıyafeti bu filmde etkili kullanılacak gibi duruyor. Ayrıca burada Yenilmezler filmindeki Chitaru silahlarını aldığını gördüğümüz Vulture ve ekibi aynı silahı hırsızlık sahnesinde de kullanıyor. Fark etmemiş olabilirsiniz. Ama bu patlamadan sonra biz bankayı değil bir marketi patlarken görüyoruz. Belki de Spider-Man ortalığı kurtarmaya çalışırken hafifçe yanlış bir hareket yapmış olacak. Ve bu hareket bu tatlı marketi etkileyecek. Vulture'ın ekibinin ise motivasyonları belli. Normalde yaşanan süper kahraman olaylarından sonra etrafı toplayan bu grup, Tony Stark tarafından işsiz bırakılınca elindeki teknolojiyle yenilmezler binasına Iron Man'e ve Spider-Man'e saldıracak. Bunu önceki incelemede daha detaylı anlatmıştık. Ayrıca Spider-Man'in Civil War'daki savaş sırasında vlog çektiğini de öğrendik. Belki de fotoğraf meraklısı olmak yerine YouTube meraklısı bir Peter göreceğiz. Aslında Spider-Man'in her gün vlog koyduğu bir YouTube kanalı olsa gerçekten de dünyanın en iyi şeyi olurdu. Sevinçten ağlardık. Peter'ın Tony beni yetişkin olarak görmüyor deyip daha sonra çocuk gibi yatakta zıplaması da çok şeker olmuş. Ek olarak Instagram ve Twitter adreslerimiz bir gün içinde 15 bine ulaşmazsa hesaplarımızı kapatacağız. Şaka şaka. Sadece artık daha aktifiz. Lütfen takip edin. Size bir iki garip video ile veda ediyoruz.